Abi şimdi başlayalım değil mi? Beş bin geri 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 geri. Bunu beşte kal. Hadi bakalım. Bu traktörle bunu çekersen sıkıntı abi. Ekim makinesini kullanabiliyor. Bu güçlü abi. Bunda güç var bak, bu çekiyor. Yani bizim traktör arızaya girmiş galiba. Thank you.
bakıma da gireyim ya. Sanki anasını satayım diye bir tuhaflık var. Bir bakayım şunları bir bakıma sokayım ben. Tamam, bu tamam. Ulan. E bu da tamam. Hani 3-5 bakım yaptık. Bakalım şimdi ne olacak? Hani bence traktörün maçası bu kadar yiyor ya. Bence. Şu büyük traktörlerde 269 beygir. Fiyatı da maşallah yani. Fiyatı çok iyiymiş. Şu an 5 kuruşumuz yok abi. Eldeki malzemeyle bir şekilde bu arazileri ekeceğiz. Haydi. Şimdi dip kazan mı tarlaları döndüğüm bir kısmı da dip kazan mı tarlaları döndüğüm zaman ekebiliyor muyum acaba? Şimdi toprak birleşimi hepsi normal. Hiçbirine sürülmesi gerekiyor demiyor. Siloyu oraya koyduk. Hepsine tek tip ekeceğim. Sonra silo. Ama taşımayı yapacak, yani silodan toplu taşıma yapacak büyüklükte bir kasaya ihtiyacım var. Şu römork, traktöre bağlanan römorklara bir bakalım mı? 35 bin.
Bu 45 bin. Fena bir kasa değil ama. 48 bin. 47 bin. Bu tır abi. 52 bin bu da tır galiba. 56 bin. Şu an için 56 bin diyor. 56 bin olan kasa kaç para abi? E 72 bin istiyorsun bana değil mi? Litrelik kamyon kasayla beraber 95 bin abi. Ona ne diyorsun? Ya şu an ben borcu çeksem bile zaten o kadar param olmuyor da. Baksana. Oğlum onu lan. E çekebiliyorum. Demin çektirmiyordu, şimdi çektiriyor. Sıçacağım çarkına ha. Bir dakika. Kamyon 30 bin. Bunu tarlada kullanırım abi ben. Değil mi? Tarlalarda bununla gezerim diyeceğim. Tamam, bunu alayım. 100 binde. Şimdi ona 100 bin dedim. Şöyle 100 bine bunu alırız. Bu 58 bin, bir dakika. O 82 binlik romorka. Hangisiydi o ya? Yetmiş dokuz bine şu var, 85 bin. Daha büyüğü var mıydı lan 79 binden? Bir traktörlük var. Hayır, 79 binlik kasayı bulduk da. Oğlum 69, 79, 80 gibi bir şey vardı ya. Tır dosyası. Şu. 81 bin. Bak fiyatı da uygun. Tamam abi, tamam. Şimdi önce aman borcu oğlum ne veriyor bakalım. Oha lan. Şimdi dur.
Şunu aç. Hemen Dorse'yi alacağım abi. Damperler, römorklar hasat taşımak için kullanılır. Yarı römorklar dolu kullanılır. Bu römork. Hemen hemen her haltada taşıyabiliyor gördüğüm kadarıyla. Ayarla. Oğlum tasarımını değiştirmeye gidip de para harcamaya gerek yok. Al kardeşim şunu. Allah bereket versin. Şimdi dön abi. Gel kamyonlara gel. Şu tarlanın içinde gezecek olan kamyon. Kasa nerede oğlum? Otuz bin kapasite oldu. 108 bin. Kapak mapak lazım değil. Şu spoiler'ı taktığım için fiyat böyle oldu. Kaç? 99 bin mi? Kapat. 99 buçuk. Tamam. Al abi. Zaten 100 bin demiştik bu makineye. Bir de 78 bin diyor şu çekiciyi alacağız. Evet, tır bu. Eklenti yok. Benim kafamı bozmayın kardeşim. Bitirdim lan. Aa, burayı bitirdim. Şimdi 160 binimiz var. Şöyle güçlü kuvvetli bir traktör daha alayım değil mi? Orta traktör, Steyr var. 112 binden. Beygir. 180 beygir Stara var. Lan bunun motor kurulumu yok. Bunda var mı motor kurulumu? Var. 175, 145 oluyor. Şimdi hocam, şu 180 beygir, şu 142 beygir. Buna bir motor kurulumu yapsam ne oluyor? 153 beygir, 164 beygir. Yok. Yani 180 beygirlik bir makine bu. Dur şimdi. Ben buna motor kurulumunu yapınca kaç beygir oluyor? 255 beygir bu. Şimdi onun yaptığı işleri yapmak için 200 beygir üzerinde bir makine ihtiyacımız var. Tamam. Bunların hepsi boş çıktı zaten aldık zamanında. Boka benzemiyorlar. 159 binimiz var. Şimdi
200 beygirlik bir traktör bu. Alıp rengini mi değiştirsem? ...255 beygir. Buna boyama yapamıyoruz değil mi? Abi renk değiştiremiyorum ya. Tekerlek markasını... Michelin yap. Şimdi bir dakika. Abi şimdi 140 bin oluyor değil mi o motoru? 214 beygir yaparsam 120 bin. Abi al bunu. Keşke renk... Ne? Ulan oğlum birinin önünde ağırlık var, birinin önünde ağırlık yok işte. Değil mi? 140 bin değil mi? Al abi. Kamyon aldım kendime ama tamam kurtarıyor. Çok güzel. Dorse 82 bin ton. Sinodan boşaltmak için o. En temiz sinodan koymak için abi. Thank you.
Tertemiz. Garaj. Şunu sat. Artık boka yaramıyor nasıl olsa. Şimdi buradayız. Gayet iyi. Şu anda arazi sürme işi devam ediyor.
Ulan orada incecik bir yer bıraktık ya. Hay şansıma diyeyim ya. Bu arada ekim makinesini kanolaya ayarla abi. Siloya kanola yardıracağım. Bu cihazları daha temiz, sürekli de arızaya girecekler artık. Arazimiz fazla abi. Hadi bakalım. Sen burayı şeklendirirken... Hadi kanolaya ekelim. Aslında herbisit için ekin muhafazasına bir girelim abi. Ekin muhafazası, spreyler. Çok pahalısın, pahalısın. 4600, 4600. Ne biçim alet lan bu? Yuh. Ama bu taşıyor. Aa, bu değil. 4600. Şimdi bu 4600'lük. Bu da 4600'lük. Fiyatları şu daha ucuz. Yani bunu kullanırım da. 28 metre, 18 metre. Bu daha büyük. Şimdi şu 1800, üstüne bunu eklersen 2000 küsur olur. 36 metre çok. 36 metre abi, bu da 36 metre. Yani bence bunu kullanıyoruz. Bunu kullanmaya devam edelim abi. Bu sıvıları taşır dediği tank. Herbisit. Yani buna herbisit doldurup yakınıma getirebiliyorum değil mi? Öyle anladım ben bundan. Aslında güzel bir şey. Bunun için herbisiti doldur. Aynı benzin getirdiğim gibi getireyim. Çok mantıklı abi. Orijinal al gelsin. Al gelsin hocam. Şimdi onun içine herbisit doldurabiliyorum 17 bin litre hem de. Ama
ne kadar zarar ederim, ne kadar kâr ederim? Allah büyüktür. Şimdi herbisit paleti. Bayağı bir herbisit paleti aldık. Evet, dolduruyor her bisik. On yedi bin değil, 16 bin dolduracağız biz. Şimdi biraz da doldursun bakalım. Azıcık daha doldursun bakalım. Bence tamam artık yani. Bir tane daha koyduk mu zaten yeteri kadar doluyor makine. Servisit makineni yenilememe gerek yok. Şu her bir şey aletini ben bakayım doldurabiliyorsun. Budur abi. Sen devam ediyorsun. Şimdi yabani ot muhabbeti gelmeye başladı bile.
Hadi bakalım, her bisikletini zevk edelim. İyice kafa gitti, her bisikletini zevk edelim diyorum ya. Kanola ekim işimiz başlasın tekrar. O ne sesiydi lan? Kablo gerildi herhalde ya. Ufak bir çarpışma oldu. Bu makinenin haznesi büyük. Doldurdum mu maşallahlık doluyor da. Şu tanktan kullanıp sıvı gübreye geçebilirim.
Bence çok iyi gidiyor şu an ama dur bakalım. Hemen bir sonrakine. İki tane arazimizin ekme ve birinci tur gübrelemesi bitmiştir. Şu arkadaş bir dönsün. Burayı sürmeye başladı şu an. Ya bu sürme olayı biraz evet. Daha güçlü bir traktörle daha büyük bir makineye ya da aynından bir tane daha alacağız. Yoksa sürme uzun sürüyor. Öbür tarafta dip kazan 4 metre abi. Kıç kadar alet o ya. Bir de pulluğun bir sıkıntısı var abi. Pullukların bir sıkıntısı var. Bak şöyle göstereyim sana. Bak şimdi bu 300 beygir diyor. Gördün mü şuna? Yani ben bunu aldım mı 400 beygirlik makine lazım bana. 8 metrelik alet öldürür beni. Pulluk tarlayı bir sonraki ekime hazırlar diyor. Peki tırmık kullanmaya kalkarsam? Hmm.
6 metre. Bu da 6 metre ama bu gübre sıkıyor. Gübre sıkma kardeşim. 340 beygir ebenin. Bak 180 beygirlik bir makineyle 17 kilometre falan, yani gidiş hızı biraz yükseliyor ama abi yani biraz makineyi büyüteyim dediğim zaman, bak şimdi 4 metre 6 metresi 180 beygirle çekiyor. Şimdi abi 240 beygir istiyor bu. Bu 340 beygir istiyor. Ulan ben bunu benim makineye bağlasam çekemez ki. Ya şuraya bak abi, istediği güçlere bak. Bizi el mahkum olmaz satayım bu aletlere. Ulan eziyet gibi anasını sattığının ya. Şimdi ulan elimde fazlalık bir alet de yok ya. Sıçtık abi. Peki kıçımızı kurtaracak bir kontrat işi var mı? Restoran noktasına çok uzaksın be oğlum. Tarla 4 gübreleme. Yani sanmıyorum kurtaracağını beni. 19. tarlaya hasat diyor. Bak bunu alabilirim. Ama hayvan çiftliğine götüreceğim diyor. Çıkan mahsulü. Şöyle kontratı kabul et. 19. tarladaki. Mantıklı mı? Abi 1000 dolar veriyor. Neyini kontrol edeceğim ya? Kârı yok ki menetin. Hiç kârı yok abi.
Hadi bakalım. Yapıştır gübrelemeyi. İyi gidiyoruz da dur bakayım bir gübre bunlar normal bok dağıtıcılar değil mi? Evet. Ulan oğlum öbür gübre bu ne? Ya, 20 bin litre 12 bin litre abi. O araba gibi olan çıkmıyor ha. Harbiden lan. Şurada çıkıyordu değil mi o? Burada gübre yazan bir şey var mı lan? Ormancı şeker hayvanlar için biçme teker ekim muhafaza. Oha. 5100 litre. Her iki türlü gübreyi kullanabiliyor. 27 metre. 33 metre. Abi bu çok büyük be. Bizim tarlalar kıç kadar anasını satayım dönemez lan bu alet. Şurada tırımız var. Püskü bir tırımız var ama çekiyor mu çekiyor. Önemli olan 80 küsür bini yüklediğimde bu kamyon ne yapacak?
Ananı
Thank you.